Değerli Köy TV izleyenleri, Gölmar Zirai İlaçlama Makinelerinin sunduğu Manisa Tarım Fuarı'ndan kucak dolu sevgiler, saygılar. Sponsorumuz olan Gölmar Zirai İlaçlama Makinelerinin kurucusu Sayın Muzaffer Şipal yanımızda. Ondan bölgede yaptığı çalışmalar hakkında ve yenilikler var. Fuara özel yenilikler de oldu. Manisa Fuarı'na yenilikler. Onları öğreneceğiz. Öncelikle Muzaffer Bey, hayırlı fuarlar. Hoş geldiniz programa kadar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Köy TV olarak. Muzaffer Bey, sizleri tanıyalım öncelikle yine. İsterseniz. Muzaffer Bey kimdir? Muzaffer Bey kimdir? Muzaffer Bey 1974'te sanayiye giren küçücük bir çocuktur. İlkokulu bitirip 11 yaşında sanayiye giren birisi. Azim ve sağlıklı çalışmanın sonunda işte tarım makineleri imalatçısı Muzaffer Şipal olarak halkımızın karşısına çıkan kişidir. Gölmar ismi herhalde Göl Marmara'dan geliyor değil mi efendim? Memleketimizi markamızla bütünleştirdik. Göl Marmara'lı olduğumuz için. Göl Marmara güzel küçük bir şirin bir beldemiz bizim. Evet, gerçekten öyle. Gölümüz vardı. Gölümüz şu an çöl Marmara olacak herhalde ismimiz. Gölümüz kurudu. Hiç suyumuz yok. Kuraklıklardan olduğundan. Ama Göl Marmara'mız yine Göl Marmara da artık bundan kışın sonra. Ama herhalde bir miktar su geliyor mu yoksa? Hepten mi yok? İzmir içme suyu projesi yapıldı yıllar öncesinde. Yapılan proje bizi çöl etti. Yukarıda içme suyuna tutuluyor. Baraj yapıldı. Kanalların ağzına iki bölümden gelen suyu kapattılar tamamen. Bir içme bir tarımsal sulama diye. Altta gölümüz kurudu. Etrafındaki işte 10-11 tane köy bundan faydalanıyordu, balığından, her şeyinden. Artık biz ünlü Göl Marmara'nın sazan balığı da kalmadı. Bitti. İşte bize Beyşehir'den, efendim işte Adıyaman'dan, oradan buradan balık geliyor. Biz artık onları yiyoruz. Hayırlısı olsun. İnşallah eski günlerine kavuşur diyoruz. Yani bol yağışlar olur da. Bol yağışlar olur inşallah. Manisa Valiliği'nin bir çalışmaları var. Boşa akan sularımız var. Salihli'den inen sular var. O proje gündemde. İnşallah devreye sokarlar da o gölümüz tekrar suyu görür. Suya kavuşuruz yani. Profesör Bey, bakıldığı zaman Göl Marmara Zirai İlaçlama Makineleri olarak Göl Marmara Zirai İlaçlama diyelim. Marmara'dan bahsedince Göl Marmara'dan aklımız oraya gitti. Standta bir sürü ürünler var, yenilikler de var. Onlardan bahsedeceğiz. Yenilikler neler var? Biraz bahseder miyiz? Yeniliklerimiz var tabii. Yeniliklerimiz var. Fan grubumuzda yeniliklerimiz var. Makinelerin üzerine elektronik bir sistem. İşte göz koyup ağaçları görüp de açacak, ağaçtan çıkacak büyük bahçelerde, yeni yeni oluşan bahçelerde daha doğrusu, ilaç tasarrufuna girmek için yeni bir elektronik sistem geliştirildi. Sensörlü mü bu? Sensörlü. Ağacı görünce ilaç atıyor, ağaçta çıktıktan sonra çıkıyor. Bu ürün her makinenin üzerine, yine benim o yaptığım elektrojet gibi malzeme her makinenin üzerine montaj olabiliyor. Çok güzel. Yani eski sattığımız ürünlere de farklı markalara da mı diyebiliriz? Farklı markalara da sattığımız ürünlerin üzerine bu elektronik sistem bağlanabiliyor. Çok güzel. İyi bir sistem. Yurt dışından gelen bir sistem. Pahalı biraz. Pahalı gibi görünüyor ama aslında çok ucuz. İlaç tasarrufu var. İlaç tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda boşa ilaç atmıyoruz. Sadece ürünün üzerine atıyor. Ürünü gördüğü zaman çalışıyor. Güzel bir sistem. İnşallah başarılı olacağız. Bunda da üzerine düşüyoruz. Keşfettiğim bölgeler var benim. Örneğin işte gittim 10 dönüm yere 2 ton ilaç atıyormuş. 2000 litre. Antep fıstığı bölgelerinde. Oradan esinlendik. Dedik niye bunu 600-700 kiloya düşürmeyelim. Bu ürünü bağlayıp da. 500 dönüm 600 dönüm yeni bir bahçe yapıyor insanlar. Yeni modern bahçeler başladı biliyorsunuz ülkemizde. Yeni yetişirken ister istemez bu tür şeylere, ürünlere ihtiyaç var. Muzaffer Bey, bakıldığı zaman hemen arkamızda çok fuarda da dikkat çeken bir model. Fuarın cücesi diyelim yani, cüce gibi ama işlevi çok herhalde. Boyu kısa evet. Ama çok farklı bir ürün var. Biraz bu üründen bahseder miyiz? İşte bu yeni dediğimiz gibi yerinde Ar-Ge çalışmalarını yaptığımız için bölgede nelerin ihtiyaç olduğunu duyuyoruz. Mesela geçen yıl Isparta'da bir şey fuara çıktık. Orada bir takım şeyleri yakaladık. Örneğin mandalinciler, mandalin bahçelerinde, alçak bahçelerde. Gittiğimiz yerlerde ya alçak makine, işte küçük makine olursa daha iyi olacak. Biz ağacımızı bozmak istemiyoruz, kesmek istemiyoruz. Geç yetişiyor, geç olan bir ürün. Ona göre kurmuş bahçelerini. Ona göre işte böyle bir junior dediğimiz. Evet. Tamam mı? Böyle bir makine tasarımı yaptık. Güzel bir şey de çıktı ortaya. Ters turbo aynı zamanda. Çok güzel.
Ters turbanın özellikleri zaten devamlı hep bahsediyoruz. Hem ilaç tasarrufu sağlıyor hem daha güzel bir ilaçlama sağlatıyor bize. Ürünümüzü gördüğünüz gibi böyle bir modernize ettik. Çok güzel. Yerden yüksekliği kaç santim dedik efendim? Yerden yüksekliğimiz uzun. Normalde üst tarafı değil, altta kase ölçüsü. 50 santim yerden yüksekliği. Bunu istediğimizde yükseltebiliyoruz. Toplam boyu ne kadar oldu makinenin şu anda? Toplam boyu ne kadar oldu? Aşağı yukarı 80 santim falan işte yani. Çok bir metre ya var ya yok yani. Çok güzel. Yani bununla birlikte tek elma değil, atıyorum kiviydi, üzümdü. Kiviydi, üzümdü, efendim işte narenciye bahçelerinde alçak tipi evet. Narenci. Mesela Gümüldür tarafına gidin, bahçelerimiz çok alçak. Evet. Ona göre yapılmış. Mandalin de çok kıymetli Gümüldür'de. Evet. Adama diyoruz ki dalını kes, sen diyor dalımı keseceğim diyor kolumu keserim diyor. Ondan ben ürün alıyorum diyor çünkü. Ona göre bahçesini kurmuş. Eski bahçeler, verimli güzel bahçelerde. Oralarda kullanabileceği insanlarımızın çok güzel bir ürün. Çok iyi bir ürün. Zaten ismini de görüyorsunuz, Nev yaptık, yeni demek. Güzel bir ürün çıkardık ortaya. Çıkardığımıza da inanıyoruz. İnşallah çiftçilerimizi mutlu edeceğiz. İnşallah. Bunlarda da yine çekiş sistemi farklı. Aynı çekiş sistemlerimiz farklı. Döner ok, çabuk manevra. Biz bütün ürünlerimize aynı model, aynı tip pompayı kullanıyoruz. Aynı tip pompayı kullanmamızdaki sebeplerden bir tanesi arıza yaptığında, oraya gittiğinde elinde yedek parça hangi modeldi? Ahmet Bey'in makinesine ne pompası taktık? Değil mi? Bunları kaldırdık. Tek tip, tek model, tek sistem. Bunun ithal motorunda, bu yerli motorlar var bunun üzerinde. İthal pompasını da alsak aynı modelini alıyoruz. Dikkatimi çeken bir şey var Gölmar zira ilaçlamalarda. İtalyanlar mesela 2 yıl resmi olarak ama siz 4 yıl garantili yerli ürünler. Değil mi? Şimdi 4 yıl yerli pompamıza garanti vermemizdeki sebeplerden bir tanesi şu. Biz bu pompalarımızı, bu yerli yapan pompayı firmamızın pompalarını kendi bölgemde büyük çiftliklerde 3500 dönüm, 4000 dönüm pamuk eken çiftçilerimiz var bizim. Orada günde 20-25 makine, 2 tonluk ilaç atıyorlar şoförler hiç durmadan. Vardiya değiştirip. Oralardaki verimini aldıktan sonra normalde 3 yıldır, 1 yılda bizden dedik firmamızdan olsun, 4 yıl garanti verdik. 4 yıl içerisinde herhangi bir şey olduğunda hiçbir ücret talep etmeden pompasının bakımı yapılıp veyahut da buradan pompayla gidilip üzerine pompa konup diğer pompa, arıza yapan pompa alınıp gelip insanları mutlu ediyoruz. Çok güzel. Arkamızda hemen farklı ürünler de var. Ürünleri tanıyalım. Bunlar çapraz serileri herhalde. X-Fan dediğimiz bir ürünümüz bu. Tasarım tabii yine tamamen Türkiye'de değil, yurt dışında bunların tasarımları. Evet. Ama kendimiz yine kendi bünyemizde yapılıyor. Bir dış piyasadan alınıp da takılan bir ürün değil. Bunlar bazı firmalarımızdan veyahut da yapan yerde işte kromdu, şududu, budu insanların kafasını karıştırıyordu. Ama biz şöyle bir hedef tuttuk. Biz dedik ki uzun yıllar dayansın, kopmasın, kırılmasın, daha kalın malzeme kullanıp sıcak daldırma galvanize soktuk ürünümüzü. Fanlarımız sıcak daldırma galvaniz. Ömür boyu işte yani görüyorsunuz yol boylarında elektrik direkleri şunlar bunlar galvaniz. Ömürlük ne çürüyor, ne kırılıyor, ne kopuyor. Öyle bir yenilik getirdik ona. Tamamen de galvanizdir fanlarımızın. Boya değil galvaniz kaplama. Arkada bir tane yeni makinemiz var herhalde. Ondan da bahsedelim istersen. Evet, arkadaki yeni makinamız var. Evet Muzaffer Bey, burada şimdi makinenin aparatlarını görüyoruz. Bunlar bu tasarruflu sistem dediğimiz herhalde. Evet, tasarruflu sistem. Sensörlü, kameralı sistem herhalde efendim. Biraz bundan bahsedelim. İşte elektronik cihazımız, elektrikli sistemle çalışan motor içinden, kabin içinden kontrol üniteleri. Makinenin üzerine montaj olacak olan parçamız. Evet. Bu her türlü makinamıza, mevcut makinalarımıza montaj yapılabiliyor. İsteğe bağlı. Biz bu ürünü burada yeni model. Evet. Kayış kasnaklı. Pervaneli, büyük pervaneli, X pervaneli bir makinamızın üzerine montaj yaptık. Burada gösterip tanıtmak maksatlı. Aynı zamanda burada işte özel parçası. Kumanda edip otomatik kumanda eden bölümü. Gözleri dediğimiz sensör, ağacı gördüğü anda algılayıp ilacı verdikten sonra, ağaçtan geçtikten sonra boş alana ilaç atmaması sağlayan malzemelerimiz. Tabi bunlar tamamen yurt dışından geliyor. Biraz pahalı bir ürün. Ama her büyük bahçeler, her makine uyum sağlıyor. Büyük bahçelerde de çok kar edeceğiz. Yani. Yeni yetişen bir ağaçta, örneğin bir zeytinde, bir Antep fıstığında,
İşte ne diyeyim, bir elma bahçesinde, şunda bunda. Veya cevizde. Cevizde, yeni yetişen cevizlerde. Bunlarda, bunlarda ilaç tasarrufunu sağlayacağız. Normalde küçük bahçelerde kendini ancak 5 yılda amorti eder ama büyük bahçelerde kendini 2 yılda, 3 yılda amorti edecek bir ürün. Fakat bunun olmasını isterim. Tecrübeme dayarak, uzun yıllar bu işin içinde olduğum için. Yani boşa ilaç çok atıyoruz, boşa çok para veriyoruz. Çok zor para kazanıyoruz. Kazandığımız paraya hoyrat çağırıyoruz bazen. Gözümüz görmüyor o mahsulü kaldırmak için. Biz de buna yardımcı olalım dedik. Akıllı bir sistem makinenin üzerine koyup. Şu anda ilaç paraları Muzaffer Bey 3-4 katına çıktı. Afaki. Hem gübre hem ilaç. Hepsi büyük paralar. Katkımız olursa ne mutlu bize. Yani. Ve olacağı da yani tasarruf yani. Tabii. Sağlayacak ve ağaç yeterince yine ilacını, gübresini alacak. Evet. Boşa evet. İlaç atmayacak. Sıkıntı yok. Boş olana ilaç atmayacağız sadece. Örneğin 20 10 dönüm bir yerde veyahut da 20 dönüm bir yerde 2 ton su harcarken biz bununla amacımız deneylerini yapmadık daha. Ufak tefek denemeler yaptık ama büyük bir olasılıkla 2 ton ilaç attığımız yere 1 tonla çıkabileceğiz boşa attığı yerlerde. Böyle bir çalışmanın içerisindeyiz bunda da. Burada da her makineye uyan çiftçinin eli ayağı dediğimiz aparatımız. Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Her fuarda bahsediyoruz ama bu çok talep gören bir ürün. Evet, çok talep gören bir ürünümüz. Bu ürünümüz bizim 20 yıllık çalışmanın bir eseri çıktı ortaya. 20 yıl öncesinde tasarladığım bir olaydı. Tamamen küçük bahçelerde olsun, büyük bahçelerde olsun kullanılıyor. Kullanılmıyor değil. İşte hiç işçi ihtiyacı duymadan elimizin tabancanın çalıştığı sistemi bu ürünümüz sağlıyor. İki ağaç arasına girdiğinde, sıra arasına girdiğinde sağlı sollu her iki tarafı çok rahat ilaçlayabilen bir aparatımız. Bunun aynı zamanda tarla yere atanı var. Yere atan bir modelimiz var. Yere atan modelimizde kol açmadan makinenin üzerine montaj oluyor. 15 metre alanı çok rahat ilaçlayıp gidiyor. 7,5 metre sağına, 7,5 metre soluna. İlaç atıp çok rahat işini görebiliyor vatandaş. Hiç kol açtı, kol kapattı derdi olmuyor. Bu ürünlerimiz de güzel bir ürün. 2 yıl garantili ürünlerimiz. Bunda bir sıkıntımız yok. Tarım Bakanlığı'ndan onaylıdır aynı zamanda. Çok güzel. Hemen arkamızda bir ürün var. Bu da herhalde klasik ürünlerden biri. Bu klasik dediğimiz ürünümüz. Her kişinin alabileceği, biraz ucuz olsun diye adlandırdığımız bir ürün. Bir takım ufak tefek eksikleri var üzerinde. Nedir işte? Çift pervane değil, X değil, ters turbo değil. Daha biraz ekonomik daha değildi. Ekonomik. Evet. Ekonomik bir modelimiz. Güzel bir ürün bu da. Aynı ama bütün... burada ekonomik ama buradaki atıyorum fan gücünü ayarlayacak aparatlar da burada üzerinde duruyor değil tabii mi? Tabii. Bütün hepsi mevcut üzerinde. Rüzgar yönlendiricileri, meme sayıları her şey tamam. Sadece üzerindeki aksesuarlar eksik. Evet. Yani buna işte atıyorum bir ürün 85 bin lira, diğer aynı ürün 100 bin lira. Evet. Üzerine konulan aksesuarlar, farklı parçalar o ürünü o paraya doğru taşıyor. Bu ürün de böyle kalıyor. Bu ürün daha çok revaçta görüyor. Yani nasıl sonuçta makine diyor, o da atıyor, evet. Bu da atıyor diyor. Evet. Bu ürüne daha şey oluyor. Mesela bunlarda ne değişiklik yaptık? İşte bu ilaç boru taşıyan, memelere su taşıyan borularımızda daha önce buradan memeler kopup içeride pervane kırabiliyorlardı. Biz bunları tamamen kroma çevirdik. Özel bir tasarım yaptık. Kaynaklarını krom yaptırdık. Daha buradaki daha hatayı, özürü kaldırdık. Çok güzel. Tamamen her şey mükemmele döndü yani. Peki Muzaffer Bey, fuarın bugün ilk günü, yoğunluk da var. Sizin standta nasıl ilgi alakası? Fuarın ilk günü olmasına nazaran şöyle baktığım kadarıyla çok güzel bir ilgi var. Elemanlarımız hiç boş durmuyor. İnsanlara bir şeyler anlatıyorlar. İlgi güzel. Mutluyuz ilk günde böyle ilgiyi görmekten. İnşallah sonuna kadar böyle devam etmeyi yeğleriz. İnşallah bereketli bir fuar olur diyoruz. Son olarak buradan çiftçilerimize ne söylemek isteriz efendim? Bol bereketli mahsuller diliyorum çiftçilerimize. İnşallah hayırlara vesile olur. Kendilerinin standımızı bekliyoruz. Buradan sonra önümüzde yine güzel bir fuarımız var. Isparta fuarımız var. Gelmek isteyen kardeşlerimizi, gelmek isteyen çiftçilerimizi Isparta Fuarı'nda da görmek isteriz. Oradaki çiftçilerimize de bu güzel ürünleri tanıtacağız. İnşallah orada da başarılı olacağız. İnşallah.
Çok teşekkür ederiz Muzaffer Bey. Ben teşekkür ederim Köy TV olarak. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Evet değerli Köy TV izleyenleri, Gölmar Ziraat İlaçlama Makinelerinden Muzaffer Çipar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gölmar Ziraat İlaçlama Makinelerinin sunduğu Manisa Fuarı farklı bir standta devam edecek.